Bu Karadeniz'in dağlarının, yaylalarının sesi bazen insanın içini titretir, ağlatır, bazen de saatlerce horon oynatır. Evet, tulumdan bahsediyoruz. Kadınların yeni gözdesi oldu. Özellikle son dönemde müthiş bir ilgi var. Kurslar kadın öğrencilerle dolup taşıyor. Kadın öğrencilerden gerçekten çok üst bir talep var. Çok müthiş bir talep var. Kadınlar tulum dersi için sıraya girdi. Şu anda Türkiye'de bir tulum kadın akımı başladı gibi bir şey söyleyebilirim. Bir gün ben köyde yatarken tulum sesiyle uyandım ve hep erkekler oynuyordu. Aşırı sinirlendim. O yüzden ben de tuluma başlamak istedim. Yaşa! 18 yıldır tulum eğitmenliği yapan Mustafa Gökay Ferah, alışık olmadığı bu durum karşısında hem şaşkın hem de memnun. Erkeklerden daha mı hızlı öğreniyorlar? Yani erkekler birazcık kıskanmasın bunu da, yani birazcık öyle oluyor. Abilerimden görüyordum, onlar çalıyordu. Dedim ki ben niye çalamayayım? Kadıköy'de bulunan Hemşinliler Derneği'nin tek müdavimi erkekler değil, kadınlar da buraya özellikle tuluma... Yoğun ilgi gösteriyorlar. Ben de buraya geleli yarım saat oldu. Sadece yarım saatte bu tulumu çalmayı öğrendim demeyi çok isterdim ama ne yazık ki o işler öyle olmuyor. Tulumda ustalaşmak için sadece ter dökmek, zaman harcamak yetmiyor. Kuvvetli bir nefes de gerekiyor. Yani başta tabii ki zorluyor ama emek sarf ettikten sonra her şeyi yapabileceğimizi düşünürsek neden olmasın yani. Bir kadın için çok zor bir enstrüman aslında. Evet, çünkü çok nefes istiyor. Kadınlar her alanda olduğu gibi tulumda da kısa sürede iddialı hale geldi. O zamanlar hiç bayan tulumcu olmadığı için bu işe de bir el atalım dedik. Kız tulum çalar mı? Hani o tepki oluştu bana. Ben de dedim ki gayet çalarım yani. Tulum dersinin konusu bugün hemşin yaylaları. Şimdi öğrenciler hocalarıyla birlikte solfej çalışması yapıyorlar ve birazdan şu anda öğrendiklerini tulumla uygulayacaklar. Daha güçlü birlikte. Tulum çalarken ne hissediyorsunuz? Yani nerelere gidiyorsunuz böyle? Ben dağlarda hissediyorum kendimi, yaylalarda. Tulumda ustalaşınca koro kurdular. Hatta konser vermeye başladılar. 9 Şubat akşamı hocalarıyla birlikte sahnede olacaklar. Tulum olur da horon olmaz mı? Elbette ki olur burada. Her ders sonrasında bir horon kuruluyor ve tulum eşliğinde hem horonun hem tulumun keyfine sonuna kadar varılıyor.